Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam bir hadisi şerif var. Kitaplarda yazıyor ve meşhur da bir hadisi şerif. Namaz müminin miracıdır. Şimdi bu hadisi şerif Nasıl anlamak lazım acaba? Tabii bizim kendi kafamızla anlamamız bunun mümkün değil. Onu soracağım size de. E, i̇nsanın aklına şu geliyor. Şimdi Peygamber Efendimiz miraca çıktı biliyorsunuz, çıkarıldı. Miraçta Peygamber Efendimiz Allahü Teala'yı gördü. Bu gözleriyle gördü. Yani namaz müminin miracıdır deyince, e, mümin de, Müslüman da namaza durduğunda, namaz kılarken sanki bu Peygamber Efendimizin miracı gibi bir hadise mi acaba e, söz konusu oluyor ki böyle buyurulmuş? Usta Bey bu hadis-i şerif bahsettiğiniz gibi evet. namaz mümini miracıdır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar. Miraca çıktığı zaman sizin de ifade ettiğiniz gibi Allah-u Teala'yı baş gözüyle gördü. Gördü. O çok büyük bir devlettir, çok büyük bir nimettir. Hatta kitaplarda anlatılırken cennete giren herkes Allah-u Teala'yı görecek. O görme zevkini tadacak. Dolayısıyla cennetteki diğer lezzetleri unutacak. O öyle bir lezzeti gelecek ki öbürlerine dönüp bakmayacak bile. Onun için onu özleyecek. Cennette her zaman görebilen haftada, ayda, yılda bir görebilen herkes derecesine göre ama. Evet. Herkesin durumuna göre. Herkes durumuna göre. Ama peygamber, dünya peygamber efendimiz e sadece nasip oldu değil mi? Dünyada değil ama. Peygamber dünyadan çıkarıldı. Ahirete götürüldü. Götürüldü. Ve orada gördü geldi. Evet. Dolayısıyla e, dolayısıyla dünya Allah Teala'nın e, tecelli edeceği mekan olarak Allah Teala burayı öyle yaratmamıştır. Ve bunun birçok sebep ve hikmetleri de vardır. Burada mesela e, nefsi söz konusudur. Allah Teala burada tecelli edecek olsa, görünecek olsa edepsiz olan, cibilliyeti bozuk olan Allah Teala hakaret der. Allah Teala'nın gazabı sebebiyle de her şeyi yok eder. Hani yeri değil belki ama şöyle bir şeyi hatırlıyorum. Doğru da olmayabilir. Yani İmam Rabbani Hazretleri'nden galiba hatırlıyorum. Allahü Teala'yı dünyada görmek caizdir ama mümkün değildir gibi Aynen bir şey. Aynen öyle. Kitaplarda yazıyor bu. Doğru mudur? Doğru. Evet. İmam Rabbani Hazretleri de yazıyor. Fakat İmam Rabbani Hazretleri işte bu hadis-i şerifi açıklarken talebeleri, 4 sene önce talebeleri de soruyorlar. Yani sebebi hikmeti nedir? Niçin öyle buyurmuşlardır? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Miraç'ta allah Teala'yı gördüğü için ümmetinin de bu lezzetten pay almasını murad etti ve Allahu Teala arz etti buyuruyor. Allahu Teala da işte namaz miraç gecesi emredildi. Evet. Farz oldu. Beş vakit namaz Mirac da farz oldu. Ve bu nimet namazda ihsan edildi buyuruyor. Evet Allahu Teala'yı görmek dünyada caiz değil ama görür gibi bir hal hasıl oluyor. Çünkü Peygamber Efendimiz Allah ile kul arasındaki perdeler ancak namazda kaldırılır. Şimdi eee Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerinin babası Murat Han saray imamına bir gün demiş ki ben de bir sırkıpta ediyorum, imreniyorum demiş ya. O da mübarek demiş efendim demiş ne bize ediyorsun yani böyle kıpta edilecek neyimiz var falan demiş. Ben yapamıyorum demiş ne güzel siz yapıyorsunuz ben beceremiyorum demiş benim hata ve günahlarım var. Ee, i̇mam iyice ayınca kız saray imamı iyice heyecanlanmış. Demiş efendim neyi yapamıyorsunuz siz demiş hemen ilk seferde yapıyorsunuz ben ilk seferde yapamıyorum falan. Ben iki seferde göremiyorum. Allah Allah yapamıyorum, göremiyorum deyince saray imamı iyice şey yapmış. Şaşalım. Efendim demiş neyi göremiyorsunuz? Meğer, meğer, o kadar saf ve temiz birisiymiş ki o mübarek. Namaz kılarken eli böyle kaldırınca her namaz kılanın böyle Kabe-i Muazzama'yı gördüğünü inanırmış. Kaldırır kaldırmaz gördüğüne inanıyor yani. Çünkü kendisi bazen birinci kaldırışta göremezmiş. ikinci bazen üçüncü kaldırışta görünce elini bağlarmış. Namaz kılarken Kabe'yi, Muazzama'yı mutlak görmek lazım gibi yerleşmiş. Herkes görür gibi. Ha, kendisi saf, temiz, kalpli olduğu için de Allah-u Teala ihsan ediyor, görüyor. Ama ilk tekbirde göremiyor, ikinciyi alıyor, üçüncüde falan görüyor bazen. Bazen ikincide, bazen üçüncüde görüyor. Saray imamını da öyle zannetiyordu. <laughs> <laughs> Saray imamının haberi bile yoktu. <laughs> o ayrı bir mesele. O ayrı bir mesele. Ee, şimdi e, tabi İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin ve diğer din büyüklerinin bu yazıtlarını adam hani bilmiyor. Ondan sonra kendisinde böyle bir şey olmadığı için tak diye reddediyor. Olur mu öyle şey falan diye. Olur mu öyle şey. E bir de Hazreti Ali radıyallahu anh Ali'nin hasisi anlatılıyor kitaplarda. Ayağına ok batıyor, demir batıyor. Bunu diyorlar çıkarırız. Cerrah diyor ki bayıltmamız lazım. Acısına dayanamaz. Bayıltmanıza gerek yok diyor. Ben diyor namaza duruyorum. Namazdayken halledin bunu. Namaza duruyor. Namazdayken hemen orası, orayı şey yapıyorlar, kesiyorlar. Oku çıkartıyorlar, sarıyorlar. şey, okun demirini çıkartıyorlar. Selam verdikten sonra çıkarttınız mı diye soruyor. Peki bu ne? Bu ne? Yine evli adam bir zat ayağı kesilmesi gerekiyor. E diyorlar ki buna dayanamazsın işte bayıltmazsın. Gereği yok diyor. Böyle sesi güzel, tilaveti güzel. Allah rızası için Kur'an-ı Kerim okuyan birisini bulun getirin. Sesi yüzünlü olsun. Buluyorlar öyle birisini. O diyor Kur'an-ı Kerim okumaya başlayıp da diyor benim yüzümün rengi değişmeye başladığı an ameliyata başlayın diyor. Kesmeye başlayın. Hakikaten bakmışlar, yüzü sarılmaya başlamış. Başlamışlar kesmeye. Hiç kık yok. Kesmişler, sarmışlar, çarpmışlar. Tilaveti bitirmiş. Hallettiniz mi diye sormuş. Ayağı kesiliyor Mustafa Bey. Şimdi, eve mi olur mu falan? Olmuş. Olur mu değil, olmuş. Hazreti Halil'inki de olmuş. Evet. Bu da olmuş. Ve peygamberimiz Efendimiz buyuruyor ki, Allah ile kul arasında perdeler ancak namazda kaldırılır. Efendim ben tatmadım. Ben de tatmadım. Ama inkar etmiyorum inkar etmiyor e şimdi e, gözü ama olan birisine aynı şekilde e, renkleri şey yapıyorsun yok öyle bir şey dese e şimdi yani onun demesi ölçü olmaz yani biz kimsenin gözü görmüyorsa güneş suçunu ne diye meşhur bir tarz mesel var ya bizde evet. e dolayısıyla ben o lezzeti tatmadıysam ona kavuşamadıysam o dereceye ulaşmadıysam bu yok demek değildir bu bir hedeftir o hedefe ulaşmak için gayret sarf etmek Benim aslında. yok dememin de bir kıymeti yoktur. Yoktur tabii bir kıymeti söz konusu değil. Onun için İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki namaz İslam beş şartından ikincisidir. Bütün ibadetleri kendisinde toplamıştır. İslam'ın beşte bir parçası ise de bu toplayıcılığından dolayı yalnız başına Müslümanlık demek olmuştur. İnsanı allah Teala'nın sevgisine kavuşturacak işlerin birincisi olmuştur. Alemlerin efendisine miraç gecesi cennette nasip olan ruhiyet şerefi, Allah-u Teala'yı görme şerefi dünyaya indikten sonra dünyanın haline uygun olarak kendisine yalnız namazla müyesser olmuştur. Bunun içindir ki namaz müminin miracıdır buyurmuştur. Bir hadis-i şerifte de insanın Allah-u Teala'ya en yakın olması namazdadır buyurmuştur. Ve namaz kalbimin neşesi gözümün bebeğidir buyurmuş. bilal ı Habeşi radiyallahu anh hazretlerine de ey bilen beni ferahlandır diye ezan okumasını emir buyurmuştur. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, şey yaptığı zaman öyle bir e, sıkıntılı işler olduğu zaman namaza dururdu. Ve Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam, varisi olan alim ve evliya da aynı şeyi yapardı. Namaza dururlardı buyuruyor. Namazda ferahlarlardı buyuruyor. E, demek ki namazda öyle bir lezzet var. Namazda öyle bir hal var. Namazda öyle bir hal var. E, kitaplar bunu anlatıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. E, Peygamber Efendimiz buyurduktan sonra mesele kalmıyor. Muhammed Masum Hazretleri de namaz dinin direğidir. Müminin miracıdır. O halde onu iyi kılmaya gayret etmelidir. Ölçü bu. Dolayısıyla namaz müminin miracı. Yani namaz dünyadan ahirete yükselten bir merdiven gibidir. Namazda sanki dünyadan çıkıp ahirete gidilir ve ahirette kavuşulacak olan şeylerden haz, zevk alınır. Miraç gecesinde Peygamber Efendimiz'e ihsan olunan nimetler bu dünyada onun ümmetine yalnız namazla tattırılmaktadır. Emredilen farz ibadetlerin en üstünü, en yükseği namazdır. Peygamber Efendimiz bunun için namaz müminin miracıdır buyurmuştur. Namaz müminin miracıdır. E, Tabi buna kavuşabilmek için Ehl-i kitaplarını okumak, Ehl-i Sünnet kitaplarından bunları öğrenmek, Allah Teala sevgili kullarını önce peygamber hayatını, sahabe-i kiram aleyhüm, danı tabi dan efendilerimizin, tabiin, evliya-i kiramın hayatını sıkça okumak, ahlakını her şeyini düzeltmek ve abdestin, guslün farzlarına, sünnetlerine, namazın farzlarına, vaciplerine, sünnetlerine riayet etmek, üstlerinden mekruhlardan sakınmak, titizlikle namazdayken hatırına bir şey getirmemek, getirmemeye çalışmak. E bunlara riayet edilirse daha önce ee, özür dilerim. Daha önce anlatmıştınız mesela ee, insanın yükselmesi nefsine ne kadar muhalefet ettiği ile alakalı. Tabii. Yani ne kadar muhalefet Nefsin de en hoşlanmadığı şey secdeye gitmek. Evet yere kapanmak. Demek ki insanın yükselebilmesi için de namaz Yerek, kılması lazım. Yere kapanması, yani, kapanması yere lazım. yere kapanması lazım. Tabii. Nefsini hiç hoşuna gitmiyor. Hiç kimsenin önünde inmek istemeyen küt diye ta yere kapanıyor. Rükuda değil. Bir kere de değil. Bir kere de değil. <laughs> allah Teala bizlere de nasip eder inşallah. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz böylece biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, İman namaz demektir. Namazı itina ile vaktine, sünnetine ve diğer şartlarına riayet ederek kılan mümindir. Ne? oh Kamil Mihal, Saadeti Ebediye Kadere, Hayır ve Şerre inanmak. İmanın şartlarından biri de, kadere ve hayır ve şerrin, Allahü Teala'dan geldiğine inanmaktır. Kaderin manasını Türkçe'de, alın yazısı diye ifade ediyoruz. Allahü Teala her kulunun başından geçecek, her şeyi evvelden bilir. Kaderi değiştirmek kimsenin elinde değildir. Dilerse gene Allahü Teala değiştirir. Kader Allahü Teala'nın bir sırrıdır. Hayır ve şer Allahü Teala'dan gelir. Çünkü külli irade Allahü Teala'dadır. Allahü Teala kullarına da cüz'i irade vermiştir. İşte bu cüz'i iradeyi Allahü Teala'nın emrettiği yolda kullananlar mükafatlanırlar. Fena yollarda kullananlar da cezalandırılır. İnsanları cennete veya cehenneme götüren işte bu cüz'i iradedir. Bir Müslümanın içki içmesi cüz'i iradesini Allahü Teala'nın emrine muhalif olarak kullanmasıdır. Başka bir Müslümanın içki içmemesi cüz'i iradenin Allahü Teala'nın emrine göre kullanılması demektir. Bunun gibi bir insanın cüz'i iradesini iyi veya kötü istikamette kullanması kendi elindedir. Kulun cüz'i iradesini kötü istikamette kullanması ile Allahü Teala o kula şer getirir. O halde şerri hazırlayan gene kuldur. Allahü Teala zalim değildir. Bilakis Allahü Teala'nın merhameti bir annenin evladına olan merhametinden çok üstündür. Bununla beraber sebebini bilmediğimiz şerrin hikmetini ancak Allahü Teala bilir. Allahü Teala'nın her iradesinin ve her tecellisinin sebebini ve hikmetini anlamak kullar için çok zaman mümkün olmaz. Seyyid Taha-i Hakkari rahmetullahi aleyh. taha Hakkari ki halis Allah adamı. Onu gören kimsenin giderdi hüznü gamı. O bir gün buyurdu ki: Rabbimiz bir kuluna acır onu severse iki şey verir ona. Önce ona tanıtır sevdiği bir kulunu onun vasıtasıyla kendine çeker onu. İkinci olarak da ona iyi münasip yani hayırlı bir iş, bir meslek eder nasip. Sahabe tanıyınca peygamberi zişanı, nasıl çok yükseldiyse şerefleri ve şanı, onun varislerini tanıyan kimseler de, öyle çok yükselirler, ulvi derecelerde. Çünkü Resulullah'ın varisini tanımak, onu tanımak gibi kıymetlidir muhakkak. İslam alimleridir, Resulün varisleri. Zira dini yaymaktır ortak vazifeleri. Ashabı arasında neyse bir peygamber, talebe arasında öyledir bu alimler. Aynı hürmet, itaat, aynı saygı ve edep bu büyüklere dahi göstermek gerekir hep. Çünkü Resulullah'ın kalbinden çıkan nurlar onların kalplerinden cihana yayılırlar. Varis şu kimsedir ki murisi her kim ise onda olan her şeyden almıştır o da hisse. Bir günde Vazında buyurdu. Ey insanlar! Ölümü yadınızdan çıkarmayınız zinhar. İnsanlar uykudadır, uyanırlar ölünce. Hesaba çekilirler her şeyden ince ince. Aşikare olunca o gün her günahımız ne kadar mahcup olur, ne de çok utanırız. Beş vakit namazımda hep dua ediyorum. Ya Rabbi, bizi o gün mahcup etme diyorum. Siz öyle yaşayın ki, İslam'a tam uyarak, cehenneme girmesin kimse size bakarak. Hayra vesile olun, olmayın şerre alet. Zira bu, insan için çok büyük bir felaket. Onların kazandığı o günahlar hep zira, size dahi yazılır oldukça o şer icra. Eğer hayra vesile olursak çok iyidir. Yazılır bize dahi o işten sevap ecir. Ve beni seviyor mu acaba Cenab-ı Hak diye merak edersen yaptığın işlere bak. Eğer hayırlı ise bil seni sevdiğini. Değilse sevmiyordur. Düzelt hemen halini. Dinden bir meseleyi bir kimseye öğretmek, yüz ömre sevabından daha kıymetlidir pek. Sonra hatırlayın ki sık sık ölümünüzü, ölümü çok düşünmek uzatır ömrünüzü. Hatta Mevti düşünmek kalpleri ferahlatır. Dünyayı düşünmekse ömrü daha kısaltır. Şevahidin ve Peygamberlik Müjdeleri Mekke fethedilince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'yi tavaf etti. Kabe'nin çevresinde 360 put vardı. Putlar, ayaklarından bakır ve kurşunla yere perçinlenmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek elindeki bir çubuk ile bir puta işaret ederek meal-i şerifi de ki hak geldi batıl yıkılıp gitti. Zaten batıl daima yıkılmaya mahkumdur. Olan İsra suresinin 81. ayeti kerimesini okudu. Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem elindeki çubuk puta henüz dokunmadan putlar yüzüstü devrildiler. Mekke'de evlerde bulunan putlar da o anda yüzüstü devrildiler. Mekke fethedilince Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali radıyallahu anh ile Kabe'nin içine girdiler. Bazı putlar yüksek yerlere konmuştu. Onları devirmek için el ulaşmıyordu. Hazreti Ali radıyallahu anh, "Ya Resulallah, ayağınızı benim sırtıma basarak bu putları indiriniz." dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ya Ali, sen peygamberlik sikletini çekemezsin. Sen benim sırtıma bas da o putları indir." buyurdu. Hazreti Ali emre uyarak Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mübarek sırtına basıp putlara uzanarak onları birer birer aşağı indirdi. O haldeyken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Ya Ali, kendini nasıl buluyorsun?" Ali radıyallahu anh: "Ya Resulallah, bütün perdeler kalktı." başım arşın tavanına yaklaştı. Elimi uzatsam arşın tavanına değeceğim dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem senin halin Allahü Teala'nın işini yaptığın için iyidir. Benim halim de Allahü Teala'nın sevdiği birini taşıdığım için iyidir buyurdu. Malik bin Avf Huneyn gazasında kâfirlerin ordu kumandanıydı. İslam ordusuyla savaşmak için yaklaştığı sırada, İslam ordusunun içine casuslar göndererek, haber getirmelerini istedi. Casusları gidip, perişan bir halde geldiler. Malik bin Avf, casuslarına, neden böyle tuhaf bir haldesiniz diye sordu. Dediler ki, İslam ordusunda, gösterişte atlara binmiş, bembeyaz kimseler gördük. Eğer bizimle savaşırlarsa, Vallahi biz onların karşısında savaşmaya takat getiremeyiz. Eğer bizi dinlersen, ordunu topla, hemen geri dön. Bizi ve kendini helak olmaktan kurtar. Huneyn gazasında, İslam ordusu önce mağlup olacak gibi bir duruma düştü. Sonra tekrar toplandılar. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ya Rabbi, vaad ettiğin yardımı, ve zaferi ihsan eyle diye dua etti. Bundan sonra rabbani yardım ve sübhani medet yetişti. Beyaz melekler atlara binmiş oldukları halde muharebeye katıldılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu an gaza tandırının ısındığı andır buyurdu. Sonra bir avuç toprak istedi ve o toprağı kâfirlerin yüzlerine serpti ve yüzleri çirkin olsun buyurdu. Kafirlerden o toprakla gözü dolmadık hiç kimse kalmadı. Sonra hezimete uğrayıp dayanamadılar ve kaçıp gittiler. Bu hususta bir rivayette şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Abbas'a radıyallahu an ey Abbas bana bir avuç toprak ver buyurdu. Resulullah böyle söyleyince, üzerine binmiş olduğu deve karnı yere değinceye kadar çöktü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek eliyle bir avuç toprak aldı ve müşriklerin yüzlerine serpti. Yüzleri çirkin olsun, yardımsız kalsınlar buyurdu. Allahü Teala onları hezimete düşürdü. Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Yeşillikler Memleketi Şirin ilimiz Kastamonu'dan sesleniyoruz. Kastamonu Belediye Başkanlığı'nın destek ve katkılarıyla yapmakta olduğumuz programlarımızın bugünkü bölümünde Kırkçeşme Mahallesi'nde ıssız, garip bir yerdeyiz. Şeyh Ahmet Dede Camii veya diğer adıyla Tekke caminin giriş tarasındayız, balkonundayız. Bu cami elbette ki elden geçirilmiş. Yapıldığı zamanki gibi değil. 1600'lerde böyle bir caminin olduğu vakıf kayıtlarında mevcut. Ki o dönemde Sultan 1. Ahmet Han zamanına geliyor. Zaten Şeyh Ahmet dede de Sultan 1. Ahmet Han zamanı şeyhlerinden Tabi şeyh dendiği zaman bunların bugünkü kendilerine şeyh dedirten, şeyhim dedirten, e, önünde el bağlanan kimselerle kıyaslanması uygun olmaz. Zira bu insanlar ilim adamıydı. Ceplerinin kapağı yoktu ve dikiliydi. Yani koy cebime düşüncesi zaten yok. Malum Sultan I. Ahmet Han, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri'nin talebesidir. Genç yaşta padişah olmuş ama nice yaşlı olgun çağında olan insanlardan çok daha olgun bir hayat sürmüştür. İstanbul'daki Sultan Ahmet Camii'nin yaptırıcısıdır, banisidir. Ve genç yaşta da vefat etmiştir. Türbesi de Yine İstanbul'daki Sultan Ahmet Camii'nin bir köşesinde bulunan Sultan Ahmet Türbesi'nde Genç Osman ve Dördüncü Murat Han'la beraber üç sultanın türbesi yan yanadır. İşte o dönemin şeyhi olan Ahmet Efendi buraya geldi ve burada kendisi kadiriydi. İhtimaldir ki Abdül Fettah Veli Hazretlerinin rahmetullahi aleyh e, yolundan gidenlerin yetiştirdiği kimselerden birisi olabilir. O burada insanlara iyilikleri, güzellikleri anlatarak arandaki problemleri hal yoluna giderek Kastamonu'yu olgun, mükemmel insanlar ülkesi haline getirmeye çalışanlardan birisidir. Bu caminin Hemen karşısında benim sağıma düşen yerde gördüğünüz gibi e, yıkılmaya yüz tutmuş e, Bağdadi yapıda bir bina var. Bunun altında iki kademe daha e, ahşap binalar var. Buralar Ahmet Siyahi rahmetli zamanında Ahmet Siyahi Efendi zamanında e, Saffet Paşa tarafından Buradaki evler satın alınarak tekke yaptırılmıştır buraya. Bu tekke evleridir. Bu tekke evlerinde Ahmet Siyahi Hazretlerinin haftanın bazı günlerinde hatmi hace yaptığı kayıtlarda vardır. Bu da işte bir dua şeklidir efendim. Hatmi hace denilen duadır. O duayı burada yaparlardı. Buralar tamamıyla e, vakıf olması gerekir, tek yerin yerleri olması gerekir. Şimdi özel mülkiyet mi değil mi onu da bilmiyorum ama gördüğünüz gibi harabiyet halinde. Ben inanıyorum ki vakıflar idaresi diğer özel mülkiyete geçmiş, özel mülkiyete geçmiş bile olsa, diğer özel mülkiyete geçmiş vakıf eserler gibi bunu tekrar geriye kazanımla, e, belli ücretlerle almak suretiyle e, tekrar tamir ettirip buradaki Ahmet Siyahi Hazretleri'nin türbesinin bulunduğu mekandaki bu garipliği, bu yalnızlığı biraz daha şenlendirir zannediyorum. Efendim öncelikle ben size bu camiyi anlatacağım. Şey Ahmet Dede Camii'ni. Ondan sonra da hemen karşıda bulunan Ahmet Siyahi Hazretleri'ni, sonra da Ahmet Hicabi Hazretleri'ni ve onların orada ders yaptıkları kubbeli bir bölüm var. Onları sırasıyla anlatmaya çalışacağım. Bugün yetişmesi, yarın, yarına yetişmesi, öbür güne bunu fasıl fasıl devam ettireceğim. Çünkü hem Ahmet Siyah Hazretleri'nin hem oğlu Seyyid Ahmet Hicabi Hazretleri'nin Kastabonu tarihinde çok önemli yeri vardır. Çok hoş insanlara yarayışlı nasihatler veren menkıbeleri vardır. Ben şimdi caminin içine gireceğim. Caminin içerisinde orijinalliğine ait fazla bir şeyler kalmamış. Kalanları orada göstereceğim efendim. Şeyh Ahmet Dede Camii'nin harim kısmına girdik ve burada kıbleye doğru döndüğümüzde yüzümüzü sağ tarafından itibaren birkaç şeyi sizlere tanıtmaya çalışacağım. Öncelikle duvarlarındaki pencereleri yan yana çok yakın yapılmış iki tane büyük pencere bunlar bugün dikdörtgen görünüyor ama bunların daha önceden dıştan kemerli bir yapıda olması gerekirdi. Üste ise ee, içten de kemerli, dıştan da kemerli olan petek pencereler vardır. Bunların kıble tarafındakilerde vitray e, olması lazım ama tabii vitraylar şimdi cami çok ellendiği için onlar da kalamamış. Buradan ben size minberi anlatacağım. Minberi, tabii elden geçmiş, yapıldığı dönemin minberi değil. İhtimaldir ki aşağıdaki o hatmihace duasının yapıldığını sizlere söylediğim zamanda Ahmet Siyahi Hazretlerinin hayatta bulunduğu dönemde oralar yapılırken bu minberde 1600'lerden önce yapılmış olan caminin minberi de işte 1860'lı yıllar civarında yapılmış, yeniden yapılmış olabilir şu minber. Ancak şuradaki gördüğümüz minberin kapısı orijinal kapı. Onu da teberrüken buraya takmışlar Türk ağaç oymacılık sanatının çok güzel bir örneği. Diğer tarihi camilerde e, gördüğüm kadar mükemmel ve burada e, La ilahe illallah sağ kanatta, sol kanatta da Muhammeden Resulullah yazılmış. Diyeceksiniz ki bunlar niye yazıyorlar? Bazı programlarımda ben bunları sizlere açıklamaya çalışıyorum ama bunlar hani iş yeri güvenliği için baretini tak, işte gerekli güvenlik tedbirini al, makineyi fişte bırakma gibi Nasıl insanları ikaz ediyor da kazalardan koruyacak şekilde tedbirler alınıyor ise bu da hayat fabrikasındaki kazaları korumak için konmuş emniyet e, levhalarıdır. İnsanlar bunlara bakarak öfkeli ise öfkesi yatışır. Efendim çok böyle aşırı sevinçli ise kulakları düşer. Aa ben buna fazla sevinmeyeyim. Ondan sonra e, bir sıkıntı doğabilir gibi. Camilerimizdeki levhaların hemen hepsi büyük tarihi camilerdeki bu şekilde bize e, ahireti hatırlatan yazılarla manaları ahireti hatırlatan yazılarla doludur. Minberden şimdi böyle dönüyorum ben mihrap tarafına geçeceğim. Tabi diyeceksiniz ki kıble tarafında biz Çiniler görüyoruz. E, bu Çinler o zamandan mı kalma? Hayır, hayır. E, mavi beyaz olsaydı belki aldanırdık o zamandan kalma derdik ama bu renkleri Osmanlı. E, yaptığı Çini panolarda dahi pek kullanmamış. Bu o zaman da kullanılan renkler ve şekiller değil. Ama Çini kaplamışlar. Bunun mihrabı da aynı minberi gibi eskidir, e, alçıdandır. Fakat e, bazı hayırseverler hadi bunu düzeltelim demişler. E, aslına sadık kalamamışlar. Biz de diyoruz ki, bir hayır yaparken. Sizden 100 sene, 200 sene önce hayır yapan insan hayrını kapatmayın. İlave bir hayır yapın. Bu kimsenin yaptırdığı mihrabı tamir ettirebilseydiniz ederdiniz ama o haliyle kalacaktı. Şimdi görüyorsunuz, insanın namazda da dikkatini dağıtacak şekilde birçok motifler kıble kıble duvarına boydan boya serpiştirilmiş. O da hayır niyetiyle yapmış ama iyi niyetle de yapılsa zarar veren şeylerin herhalde fazla getirisi olmuyor. Caminin sol köşesinde kıbleye doğru döndüğümüz zaman bir vaaz kürsüsü yapılmış. Hiç Osmanlı, Selçuklu ve Beylikler dönemine ait yani böyle İsfandiyar Beyliği zamanına ait de bir çizgilere burada rastlanmıyor. İlk dörtgen bir şey yapılmış. Tuğladan bir duvar yapılmış anladığım kadarıyla ve öyle devam etmiş. Caminin sağ tarafındaki pencereler Sol tarafında da simetrik olarak yapılmış. Tamam. Cami hakkında bilgilerimiz bu. Bu caminin bir tavan göbeği var. Bir de çok basit de olsa tavan süslemesi yapılmış. Onları da sizlere göstermek istiyorum. Bu göbeğin büyük bir ihtimal orijinal olması lazım. Benim tecrübelerime göre söylüyorum. Basit, çok fazla işleme yapılmamış ama boyaları sonradan öyle bir boya yapılmış ki efendim alacalı bulacalı olmuş. Bir de çağırmışlar elektrikçi. Gel kardeşim buraya şu avizenin elektriğini ver bakalım demişler. O da gitmiş o göbeğin orijinal bir yerinden delmiş, getirmiş oraya bağlamış. Ahşap tavan. Elektrik kablosu gider mi? Gitmiş. Gitmiş ve böyle bir manzara ortaya çıkmış. Şimdi Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün ekipleri bu gibi yanlışlıkları olduğu gibi düzeltiyorlar, eskiye uyduruyorlar. Caminin belki de duvarları kesme taştı. Biz şimdi görüyoruz ki badana boya, plastik boya, kat kat boya, kat kat boya altında ne olduğunu bilmiyoruz. Altında ne olduğunun görülmesi binanın statik hesapları yönünden, sağlıklı yürümesi yönünden, yıkılmayı önlemesi yönünden de bilinir. Görülürdü hiç olmazsa. Şimdi sizlere, o tarafa geçeceğim, mahfili göstereceğim. Yani girişin üstündeki iki yanlı mahfili de söyleyip cami hakkında anlatacaklarımı noktalayacağım. Ben mahfilin yanına doğru gidiyorum. Caminin giriş kapısının, hareme giriş kapısının iki tarafında hem giriş kısmında hem de üst katta mahfiller var. Üst kattaki mahfil tek hale getirilmiş. Neden tek hale getirilmiş? E çünkü bugün böyle üst kat mahfilleri ekseriyetle Bilhassa Ramazan-ı Şerifler'de hanımların teravihe gelmelerinde namaz kılacakları mekan olarak ayrılıyor. Peki mahfiller onun için mi yapılmış? Hayır mahfiller onun için yapılmamış. Birçok programda söylediğim gibi burada bir defa daha tekrar edeyim. Burada muhtelif ilim adamları sadece cami imamının sırtına bu yüklenmiyor. Muhtelif ilim adamları buraya geldiği zaman gruplar halinde insanlara çeşitli ilimleri öğretmeye, anlatmaya çalışıyorlardı. Sadece din ilimlerinden değil, fizik, kimya, biyoloji, astronomi gibi fen bilimleri de camilerde anlatılırdı. Bunun anlatılmasından dolayı dinimizi herhangi bir sakınca doğmadığını zaten kitaplarımız açık seçik. Hatta bunları anlatmamanın vebal olduğunu mesela bir memlekette bir mükemmel bir silah çıktığında eğer o silahı bir Müslüman memleketi yapamazsa o memleketin baş idarecilerinin padişahsa padişah, vali ise vali, sancak bey ise sancak beyinin büyük mesuliyet altında olduğunu yazan kitaplara rastlıyoruz. Efendim at mahfili bugünkü şekliyle değiştirmişler. Ancak bu mahfil, üst mahfil, at mahfilin üzerine ahşap direkler üzerine oturtulmuş. Fakat direk diyorsunuz, diyeceksiniz bana köşeli şeyler görüyoruz. O direkleri de yuvarlaklığı görünmesin diye köşeli tahtalarla kucaklamışlar. Niye? Bilmiyoruz ki. E i̇çindeki direk çürürse yarın, dıştaki tahtada sağlam durursa, eh efendim biz çok güzel dursun dedik, iyi boya da tutuyor. Hepsini cicili bicili boyamışlar gördüğünüz gibi. Mahvinin üstünde bir balkoncuk var. E bu balkoncukta eğer cami cemaatle dolar ve dışarıdaki, e, cemaat de eğer avluya hasır sererler, orada namaz kılacaklarsa, e, caminin arkaya doğru olan penceresi açık olacağından bir manada mükebbire görevi yapsın diye, işte o zaman oraya bir müezzin efendi çıkartılabilirdi. Efendim, Şeyh Ahmet Camii veya Tekke Camii'ni sizlere tanıtmaya çalıştım. Bizim buraya esas geliş maksadımız, e, Seyyid Ahmet Siyahi Hazretleri'ni ve onun oğlu Hicavi Hazretleri'ni, hayatını anlatmak, menkıbelerini anlatmak ve kabirlerin başında onların ruhunu şahit etmeye çalışmak idi. Fakat burası da orayla ilgili olduğu için ve oradan önce olduğu için önce burayı anlattık. Yarına da inşallah Ahmet Siyahi Hazretleri'nin hayatını ve hayatından bazı kesitleri sizlere bendeniz anlatmak istiyorum. Hoşçakalın efendim.